Ayran. Melisa, aç şunu da bir kapısın bak. Dışarıda yıka evler. Al olsun. Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Yeni bir hamur videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Vallahi deniz soracak olursanız arkadaşlar çok şükür iyiyim. Elhamdülillah. Ben yine tandırımı aşağı evime hazırladım canlar. Hamurun mayası da çok güzel şekilde gelmiş. Sabahleyin erkenden kalktım. Saat 6.30 muydu, 7 miydi, neydi? Çocuklar, dünkü arkadaşlar şöyle 3 elek hamur diye yaptım, yoğurdum. Bu sefer biraz sert yoğurdum arkadaşlar, inşallah sonraya doğru cıvımaz. Şu an saat 10.30-11'e doğru geliyor. Erken de yapayım, atayım dedim. Sonraya doğru hamur var ya, hele avcık gelmiyor vallahi sıcaktan. Bir sıcak nasıl? Kapıyı camı da dayadım. İçeriye de 5-6 tane sinek girmiş. Şöyle altına da unutmayayım biraz. Aslında niyetim arkadaşlar dün yapmaydı. Şeyi, bazlanayı. Dün de bahçeye gittim. Şu değilken bayağı zaman geçti. Ondan sonra acıma bir vazgeçtim belli. Bugün de evdeyim. Hoş bulmayın. Bazlamam var, yapayım dedim canlar. Bugün bazlama günü yani. Bugün de var ya hava bir sıcak, bir sıcak arkadaşlar nasıl? Melisa gibi dışarıda şey yapıyor, soruyorlar. Anne diyor dışarı gidiyor. Sulayan tutuyor ve sulayan diyor. Durmadan da çarşıdan alınmıyor arkadaşlar. Durmadan da ekmek bilmiyor. Çoluk çocuk. Bu ekmeğe pek geliyor. Ben de bazen nasıl duramam. Ben aslında dolapta var zannediyordum. Baktım. Bu sefer neyse çabuk bitti bazen. Bir dinleyeyim arkadaşlar. Ben bazen yaptım mı böyle konuya, komşuya çok verdim. Bir laf var ya, ne verirsen elinine, doktor seninle diye. Yani hemen öyle bir yapıvereyim de içeriye dolduruvereyim değil mi? Konuya, komşuya, anneme, sağa sonra çok götürürüm. Medine'de yukarıdan koruyor. Evin işlerini, daha evimizin vatanımızın işleri böylece duruyordu. Vallahi arkadaşlar sert yoğurdum ya biraz hamurun fazlaması nasıl olur hiç bilmiyorum. Yumuşak hamurun fazlaması çok güzel olur. Çişmeye kapat haydi. Sen de sıcakta durma bak, sıcak geçer Ayhan. Bir taraftan burada iş yapacağım arkadaşlar, bir taraftan da çoluğa çocuğa şunu yapma, bunu yapma diyeceğim. Çişmeye kapat bakın önce hadi. Hamurda bir kulaklı, bir kulaklı nasıl? Üç elek yeledim. Evde üç elektrikli şeyimiz kaldı. Unumuz kaldı. Ne? Benim boyumu kalmış. Şu lambayı yak bunu. Yak da içeri aydınlasın. Vallahi arkadaşlar burayı aldığımda var bir iyi bu benim için.
nasıl? Keşke diyorum daha önce az isteseydim. Her şeyini buraya attım, odunumu, kömürümü, mesela keselimi diye, kuruyan diye hesabı, kandıllığımı, borularımı. Benim için çok iyi oldu yani. Odun kömürünü dışarıya kayıyorum arkadaşlar. Üzerimden soğuk geçiyordu, sıcak geçiyordu. İyi olmuyordu yani. Önceden burası boş değildi arkadaşlar. Önceden isterdim de burası donuydu önceden. Her yerde masa, dolap, çoğuşuk. Hamurumun büyüklüğü, küçüklüğü bu şekilde canlar. Ben hamurumu böyle bezlemeye devam edeyim. Ondan sonra buyurun. Onun kapağını açalım Elisa. Onun kapağını aç da yansın kızım. İçi ısınsın. Evet sevgili takipçilerim. Ben şöyle canlar bezelerimi tuttum. Bunların üzerine örtüyüm de kayselenmesin. Tandırım da daha yeni tuttu arkadaşlar. Önce var ya bir boğuluyor. Ondan sonra şey diyor tutuyor. Dışarıya şöyle bir şey verdim. Boru verdim. Boru yanmasın diye arkasına bir tahta dayadım. Daha yeni tuttu tandır. Şöyle göstereyim. Aa, işte abone etmeye gidiyor.
hoşuma gider benim. İçeri pet tütüyor ya. Aynen bazına getirdi bir numarayı. Ayhan diyeceği adı da ne dediğini unuttu. Ne? Sen de gör diyeceği adı da ne diyeceğini unuttu. Ne şu kadar etsek ne yapardın ya şimdi? Bak sıcakta. İkildi hızı çiğelim, serinliğini beklerdik şimdi. Ne kadar sıcak? Bu da ne şöyle geliyor. Sıcakta yapmazsan soğukta da yiyemeyin. Soğukta yavada, sıcak bırakmak için sıcakta giriyor. Çıkar. Ay! O ne? Kuş kondu düştü. Kuşu mu? Kusura mı? Nakli. Tık havada. Aman ana, şu yatağından koşuyor seni genik. Valla. Anne. Bunu şey diyor, takım diyor. Anne şunu al da bunu tarıyor. Benim ay anne, ne kuş düştü. Bak, benim kuşum arkasından koşuyor. Vallahi arkadaşlar hep bulmaz. Benim köpeğim. Ayhan, suyana kuş düştü bak hele de. Ayhan şu tarafa kuş düştü. Hadi onu bu arada uçsun gitsin bu onu. Şu tarafta hemen. Ayhan bana getir seveceğim. Ne yapsam beni Oraya doğum elektrik niye çarpar?
Şuraya dokunayım diyor da elektrik çarpar diyor. Nereden buraya? Şuradan mı? Orada bu hamur vardı. Medine şu tarafta. Küçük hamura yapabilir. Küçük hamur yok. Var bu küçük tarafta. Bismillah. Vallahi arkadaşlar böyle de yani bazlamaya koyu yoktan ona da eleştiri yapıyorlar bazlamayı yapıyorsunuz diye. Aklıyor aslında. Yerimiz uzak olduğundan biz öyle yaparız. Hani küçük koymak. Dur da ben bileyim ne değişti. Ya, kapat Medine, tamam. Ayhanızı peynir istemedi arkadaşlar. Atmadım ben de. Önünde ben suladım. Akşam kahvaltımı birine yapmış arkadaşlar. Medine'm diyorum diyor. Öteki çocuklarına diyor hiç şey etmiyor diyor, sevmiyor. Çocukların arasında ayrım yapıyorum diyorlar. Vallahi arkadaşlar ben burada sizlere soruyorum. Mesela sizlerin çocukları var. Çocuklarımızın arasında ayrım yapıyor musunuz? Hiçbir anne çocuklarının arasında ayrım yapmaz. Merhaba arkadaşlar. Anne gibi anne çocuklarının arasında zaten ayrım yapmaz arkadaşlar. Anneliğini bilin. Karakter sahibi, kişilik sahibi bir insan zaten çocuklarının arasında ayrım yapmaz. Benim Medine neyse Melisa da o, Melisa neyse Ayhan da o. Hiçbir zaman ne oğlumun arasında ne de kızımın arasında ben hiç ayrım yapmam. Hepsi benim canım, ciğerim. Yani böyle boş yorumlar yapıp da birbirimizin canını sıkmayalım. Şu yalan dünyada gerçekten kalp kırmaya, gönül kırmaya hiç gerek yok canına. Ben Medine'nin aynı arkadaş gibiyim. Mesela şakalaşıyor şöyle böyle. Tabi bunlar küçük. Ayhan Azat daha küçük. Ona daha bir iyi alaka gösteriyor. Medine'ye ayrı genç kız alaka gösteriyor. Melisa'ya ayrı alaka gösteriyor canına. Yani hepsine ayrı ayrı ilgimi alakamı gösteriyorum ama sizin bakış açınız gerçekten çok değişikmiş. Aynen bunu bir yağla okuyayım. Böyle mi? Bu sabahından da aynen bir şey yemedi arkadaşlar. Bir kızdım. Vallahi zor zoruna bir yumurta bürdüm onu yedi. Kızmasam hiç yemeyecek. Gerçekten arkadaşlar şu yalan dünyada hiç kimsenin kalbini kırmaya gerek yok. Yani bilmiyorum canlar. Sizlere ayrım yapıyorsanız tamam ben de kabul ediyorum. Ben de yapmıyorum diyeceğim ama ben kesinlikle hiç kimsenin arkadaşlar ben bazlamadan kalktım canına şöyle bir iki tane de börek yapıyorum. Erken kalkan yol alır diye bir söz var ya. Sabahleyin erkence oturduk öğlen sıcağı gelmeden bitirdik. İki tane yaptım arkadaşlar. Peynirli, yumurtalı. Bir de bu kaldı. Bunu da yapayım. Acıkırsa yerik. İkindin çayının yanında. Daha acıkmadık. Sabahleyin kahvaltıyı geç yaptık. Hamurunu yoğurduktan sonra. Ayhan Azat da kendi böreğini yedi. Şurada üçüncü böreğim. Neyse şekil anneciğim. Diğerleri sadece yumurtalı arkadaşlar. Çocuklar şey yemiyor zaten. Koyun peynirini yemiyorlar. Ben kendime şöyle iki tane yaptım. Şöyle bolamaç, bolamaç koyayım da. Ayhan! Ne? Böreğini yedin mi sen? Yedim. Yarısı burada ama gel onda yedin oğlum. Kızım diyeceğim. Anne, çok doydum. Vallahi börekler de yumuşacık oldu arkadaşlar.
Evet sevgili takipçilerim, biz aşağıda işlerimizi hallettik. Bazlamamızı yukarıya getirdim. Salona serdim tekrardan. İçeriye hiç girmeden şöyle kahvesi içe aldım canlar. İki kova kahvesi içe aldım. Şöyle göstereyim sizlere de. Ayhan'ı banyo yaptırdım. Daha şu kovada kayısının da içi alınacak. Bu kayısıların da içi şey çıktı, karınca çıktı. Ondan sonra kurt çıktı. Bunlar da burada. Bayağı bir kayısı varmış yani arkadaşlar. Bunları da önceki kuruttuğum kartonun üzerine koydum. Bunlar biraz daha kurusun. Şöyle göstereyim canlar. Medine'm de çayımızı demledi. Vallahi bu arada arkadaşlar kayısı içi alacağım diye acıktım bayağı. Börek ettiydim. Şöyle böreklerimizi getirdim. Medine kendisine makarna pişirmiş Ayhan Azat'la beraber. Ben kameramı şuraya bir sabitleyeyim. Anne kulağım kanarmış. Niye? Bakmıyorum yapıyorum. Vallahi bizim işler hiç bitmiyor arkadaşlar. Bir iş yapıyorum, bir iş başlıyor, bir iş yapıyorum. Bir iş başlıyor diye hesabı. Ama o ayaklarım ağrımış. Bir Ayhan'a banyo yaptırdım teyzeleri. Bir Melisa banyo yaptı. Şöyle bir çayımı içeyim, yorgunluk çayımı. Ayhan Azat bak, şey ne diyor, teyzeyen biri ne diyor, Ayhan Azat kumandayı benim torunum gibi hiç elinden bırakmıyor diyor. Hı. Vallahi. Öyle arkadaşlar, Ayhan Azat gece de kumandayla yatar. İki misafirliğe giderken neye götürmüyor kumandayı? Benim elimden yemeğe düşmezdi, babamın elinde kumandayı. Medine'nin elinden de küçükken yemeğe düşmezdi. Bir kere Aksaray'a gittiydim, ben bunu anlattım mıydı Medine'ye? Karama şal yaptım, gittim Medine'de. Vallahi 1,5 yaşında mıydı? Herhalde 1,5 yaşında mıydı? 2 yaşındaydı herhalde. Ya 1,5 ya 2 yaşında. Medine başörtüsüz hiç uyumaz arkadaşlar. İlla ki benim başörtüm olacak, daha başkasınınki de değil. Başörtüyü alacak böyle kokulaya kokulaya onu uyuyacak. O gün de başörtü almayı unutmuşsun. Kafamda da şal. Otobüse bindik geleceğiz. Neyse Medine'nin uykusu geldi. Bir bağırıyor otobüsün içinde ille diyor. Kafamdaki şalı bil de diyor yatayım uyuyayım. Aksaray'dan gelene kadar ağladıydı. Onu hiç unutmam Medine. Kırsaydın sen de. Kafamı açınca sen onu bileyim. Ne dinler adama? Artık arkadaşlar şalımın bir ucunu bildim. Şalım uzunu değil o zaman. Şalımı böyle açtım. Bir ucunu böyle şittim. Bir ucunu verdim. Onu gele gele kokuladım geldim Medine. Melisa! Kapıyı aç da erik çıksın gelsin. Şuna mı abi? He. Ondan mı bağırıyor? Neyden bağırıyor? Gelsin de dur eşeği vereyim. Al. Sen böyle ki niye canlı? Hı hı. Niye? Anne ben ne yaparım efendim hocamda? Bu sen benim hocamda bir şey yapmazdın. Sen hiç ekmek yemezdin. Hadi şu ekmeği ye. Tamam. Aç çatalın elini. Olmaz ya böyle kuyum, kocaman oldu. Ay doğru mu? Aç çatalın elini al bakayım bir. Şuradan kaç. Al. Şöyle. Yorgunluktan geri canım bir şey istemedi. Çabuk kuruyor. Ne Medine kayısı? Hatta şunu geçen yaptım. Hemen kurumuş. Şu
kalanları da şöyle şöyle arası şey diyeyim arkadaşlar. Temiz oluyor hem burası. Yukarıya çıktım arkadaşlar, inanın içeriye girmeden iki kovasını aldım burada. Akşam alacaktık. Geride Medine almayalım dedi, yarın yapalım dedi. Yarının içinde yarın da bir iş çıkıyor, güç çıkıyor. Yani hepsi üst üstüne geldi mi zor oluyor. Gel kızım, gel. O tarafa gel, bu tarafa. Tamam Medine ya. Hadi git Cihanna, hadi git. Kendisi bu tarafa gelmiş, yanlış şuraya geldi. Otur ya, otur. Canlar, bir güzel videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada yeni yeni abonelerim var. Onlar da hoş geldiniz. Sefa getirmişler. Kanalıma abone olursanız sevinirim canlar. Herkese hayırlı akşamlar.